Yıllarını dernek başkanlığı yaparak halkın hizmetine sunmuş değerli bir başkanı tanıtacağım. Ve de çalışmaları hakkında bizleri dernek yönetimi konusunda bilgilendirmesi ricasında bulunuyorum. Sayın Doktor Önger, Anadolu Kültür Merkezi Derneği Başkanı olarak kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Sayın Tansu Sarıtaylı, ben kendimi tanıtmaya başlamadan önce bu çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü arkamızdan gelecek kuşaklar Fransa'daki Türk toplumuyla ilgili araştırmalar yaptıklarında bugün sizin bu çalışmalarınız onlar için çok mühim belgeler olacaktır. Önce onun için sizi tebrik ediyorum. Kendi kısaca özgeçmişime gelince, bunu iki kısımda belirteceğim. Bir profesyonel açıdan, Eskişehir doğumluyum. Babam Yedigöbek'ten İstanbullu, anne tarafım Giritlidir. Ben Saint-Benoît Lisesi'ni bitirdim. 1961-74 yılları arasında Fransa, Paris Tıp Fakültesi'nde tıp ve daha sonra kardiyoloji, kalp ve damar hastalıkları uzmanı olarak diplomamı aldım. Vatani hizmeti MİD'i önce temel eğitim olarak Etimesgut'ta, daha sonra Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde yaptım. 1980'de Paris'te ilk Türk kardiyolog muayenehanesini açtım. 89'da da Nemours 77 bölgesinde 120 yataklık diğer bir Fransız doktor arkadaşla Ajena Kliniğini kurdum. Sosyal kültür çalışmalarıma gelince 1984'te Anadolu Kültür Merkezi'ni kurduk. 1990'da Türk-Fransız Komitesi idare heyetine seçildim. 96'da Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Fransa temsilcisi olarak atandım. 2002'de FİSEPS, Paris'teki Yabancı Kültür Dernekleri Birliği'nin kurucu üyesi oldum. 2002'de Türkiye Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet ödülüyle şereflendirildim. 2004'te Fransa'da ilk defa Türk kökenli olarak Avrupa Parlamento seçimlerinde Radikal Parti'den iştirak ettim. Zaten objektif orada seçilmek değil, vatandaşlarımızı bilhassa Fransız vatandaşlığına geçmiş vatandaşların oylarını kullanmaya teşvik etmek içindi. Daha sonra Yurtdışı Türkler 50. yılındaki Ankara'daki toplantıya katıldım ve bildiri sundum. Bu bildiri de daha sonra neşredildi. 2010'da Dünya Türk Forumu'na katıldım. 2001-2020 inkar yasasıyla mücadele ettik. Hukuki girişimlerde bulunup bu normatif olan kanunu iptal ettirdik. 2017 yılında TÜRYAK Örnek Kıdemli Vatandaş Ödülü'yle ödülünü aldım. 2020'de de Sekuter tarafından Türk resim sanatının ve Türk çağdaş sanatçıları tanıtmak için yaptığım çalışmalardan dolayı yine bir ödül aldım. Bu arada bazı eserler yayınlandı. Bu eserlerin bir kısmı kolektif, bir kısmı şahsi olan eserlerdir. Bunların en mühimleri şimdi önümde de görüyorsunuz.
Türk-Fransız ilişkileri bu Türkçe ve Fransızca'ya da çevrildi. Burada enteresan bilhassa Ermeni diasporasının medya ve hukuki girişimlerine karşı biz Türk toplumu olarak, Türk diasporası olarak yaptığımız etkinlikleri anlatıyor. Ayrıca Türk-Fransız ilişkileri tarihçesinden de bahsediliyor. Bu arada Senato'da yapmış olduğumuz Atatürk Sempozyumu, onun da bildirilerin kitabını neşrettik. Ayrıca benim bir şahsi bir doktor, bir insan, bir koleksiyon, resim koleksiyonumun kitabı çıktı, çıkarttık. Yine Fransa'da Türkiye mevsimi dolayısıyla açılan Montparnasse Müzesi'nde açılan sergide Anadolu Kültür Merkezi hem bir katalogda yer aldı ve oradaki eserlerin 1/4'ünü de sergileme imkanı buldu. Bu arada bir de unutmamamız lazım. Kanuni Sultan Süleyman sergisi buradaki Grand Palais, yani büyük saraydaki sergide de sergisi dolayısıyla AJF buradaki bir sigorta şirketiyle beraber Richelieu salonlarında Türk ressamlarının sergisini yaptık. Onun da kataloğunu yaptık. Zannediyorum biraz çok uzadı ama bu kadar kısaltabildiğim kadar kısalttım. Evet, bu dernek projesi nasıl ortaya çıktı? Anadolu Kültür Derneği, Paris Anadolu Kültür Merkezi projesi nasıl meydana geldi, nasıl çıktı? Onu öğrenmek isterim. Onu kısaca anlatayım. 1981 yılında François Mitterrand başkan seçildiğinde Sosyalist Parti'nin, bu partinin en azılı liderleri, bir kısmını sayayım, Louis Mermaz, Jiyan'da, daha sonra Fransa Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Charles Ernu, Villeurbanne'da, Lyon'un bir şeyi ve aynı Charles Ernu yine bir Ermeni diasporasının organize ettiği bir toplantıda Batı Ermenistan, yani bizim bazı Karadeniz illerimizin harpten alınmasını derken bir kalp krizi geçirip toplantı salonunda vefat etti. Aynı zamanda Gaston Defer Marsilya belediye başkanı, o da biliyorsunuz Asalay'la bir araya gelip anlaşma yapıp Asalay'a dokunmama kararı aldıydı. Bunu anlatmamın sebebi bu partinin ileri gelenlerinin seçildikleri beldeler Ermeni diasporasının kuvvetli olduğu belgelerdi ve onların tesiriyle Paris'te, Fransa'da Türk yahut Türk kökenli olmak, Türk kökenliyim demek bir cesaret durumuna gelmişti. Bunu da unutmayalım. O sırada Fransa'da aynı zamanda diplomatlarımıza tevcih edilen Asala terörü vardı. Unutmayalım ki Paris'te rahmetli İsmail Serez Büyükelçimiz ve 7 tane diplomatımız yahut da Büyükelçilik'te çalışanımız şehit edilmişti. Biz bu atmosfer içinde düşündüm dedim ve öyle bir hava esiliyordu ki Türkiye her şeyiyle %100 kötü, %100 kötü. Bunun üzerine bu yıla kadar fazla meşgul olmadığım problemlerle bunları duyunca buna bir reaksiyon olarak Anadolu Kültür Merkezi'ni kurmaya karar verdim. Derneğin çalışmalarını anlatır mısınız? Dernekte neler yapılıyor kültürel faaliyetler olarak? Onları da sizden öğrenmek isteriz. Valla derneğin çalışmalarını analitik olarak 4 maddede toplayabiliriz. Ana madde dil kursları.
her yıl 130 ile 200 arası Fransız Türkçe öğrenmek için 3-4 seviyeden daha kuruluşundan itibaren Türkçe öğretiyoruz. Ve bu Türkçe öğreniminde yine kendi hocalarımızın hazırlamış olduğu, gördüğünüz burada koymadık yer kalmadığında kendi 3 ciltlik metodumuzu kullanıyoruz. Eğer sorarsanız Türkçeyi kimler öğreniyor? Türkiye'ye ilgi duyan yahut da hanımı Fransız, kendisi Türk yahut hanım Türk, kocası Fransız ve Türkiye'ye gidecek diplomatlar, bunların arasında Fransız konsolosları var. Biz de Türkçe öğrenip ayrıca bazı jandarma, Fransız jandarmaları Türk jandarmalarıyla anlaşabilmek için bilhassa uyuşturucu ticaretinde biliyorsunuz iki ülke arasında anlaşmalar var. Böylece çeşitli bir de yine bazı doktora talebeleri hem çalışıyorlar hem doktora çalışıyorlar. Halbuki üniversitelerde saat 6:30-8:30'dan sonra ders yok. Onun için gelip Türkçeyi bizde öğreniyorlar. Bunun yanında biz Türk çocuklarına da yine bu mix ailelerin çocuklarına da Türkçe dersleri veriyoruz. Cumartesi günleri 4 ayrı yaş seviyesinde. İkinci şey konferanslar ve Türkiye ile ilgili Fransız ve Türk yazarlarının yazdıkları eserler, üçüncü görsel sergiler ve bazı konserler. Evet. Evet, bu ilgi derneğin ilgi alanları oluyor. Peki siz ücret almaksızın dernek başkanlığı yapıyorsunuz. Merak ediyorum, dernek başkanlığı görevi gerçekten bu faaliyetleri duyduktan sonra zor bir görev galiba. Zorlanıyor musunuz bu dernek başkanlığı çalışmalarında? Vallahi dernek başkanlığı hem zor hem kolay. Elbette bazı problemlere rastlanıyor. Burada bizim gözettiğimiz problem Anadolu Kültür Merkezi ne Türk Devleti'nden ne Fransız Devleti'nden maddi yardım almadığından bazı kültürel etkinlikler haricinde büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlıktan bahsedilemez. O bakımdan derneğimizi Türkiye aleyhtarı olmamak şartıyla her türlü akıma açık, her türlü sergi, konferans, kitap tanıtımı açıktır. Evet. Kaç yıldır başkanlığını yürütüyorsunuz bu derneğin? 40 yıldır başkanlığını yürütüyorum. Maşallah. 40 yıldır diyorsunuz. Peki burada projeler üretirken, dernekte projeleri üretirken neleri örnek alıyorsunuz daha fazla? Vallahi projeleri üret... Tabii ileriye dönük projeleriniz oluyor. Realize edilen projelerden de bahsedebiliriz, etkinliklerden bahsedebiliriz, evet. Ama burada ana problem yapılacak projenin hem buradaki Türk toplumuna hem Fransız toplumuna hitap edebilmesi, iki toplumun da dikkatini çekebilmesi, projenin muvaffak olabilmesi için. İstediğiniz projeleri gerçekleştirebildiniz mi bu 40 yıl içerisinde? 40 yıl içinde projelerin diyelim %60-65'i realize oldu, %30-40'ı da realize olmadı. Bu realize olan projelerden belki bahsetmek istiyorum. Bu Fransız Senatosu'nda yapılan Atatürk Sempozyumu çok büyük sükse yaptıydı. Sonra Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı dolayısıyla tarihi fotoğraf sergisi. Burada
Büyükelçiliğimiz ve resmi resepsiyonu kültür merkezimizde yaptıydı. Daha sonra Fransa-Ankara-Türkiye-Ankara Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla yaptığımız tarihi dokümanter sergisi. Türk sezonunda Orlean Müzesi'nde Anadolu Kültür Merkezi'nin fotoğraf ve eşya obje sergisi. Kanuni Sultan Süleyman sergisinin yan etkinliği olarak bundan önce de belki şey yaptığımı söyledimdi. AJF'de yaptığımız Türk ressamları sergisi. Yine bunlar diyelim büyük çapta bir kısmı Anadolu Kültür Merkezi'nin dışında diğer müzelerde yahut diğer yerlerde yapılan ama takdir edersiniz ki 40 senelik bir dernekte yapılan etkinlikler 400'ü geçiyor. Hepsini saymaya imkan yok. Yalnız size kısaca yine analitik olarak resim sergileri bilhassa Selim Turan, Hasan Kavruk, Mübin Orhan, Ömer Kaleşi, Hikmet Karabulut, Atilla Bayraktar, Hasan Saygın ve Saküter daha önce de Hikmet Çetinkaya atölyesi ressamlarının grup sergileri böylece hem Ankara hem İstanbul hem de Karadeniz bölgemizin ressamlarını tanıtma imkanı oldu. Fotoğraf sergileri burada Ara Güler, İzzet Geribar, Gültekin Çizgen, Arthur Tevnar, Magda Offenhaus, sonunda Mehmet Ölür. Karikatür sergileri François Jourgeot'un Osmanlı devrindeki satirik yani oldukça kritik karikatürler. Turhan Selçuk'un İnsan Hakları karikatür sergisi, Fair Play Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı karikatür sergisi. Bir de en enteresan, burada kitabını unuttuk koymayı, Türkiye-Avrupa ilişkileri ile ilgili çok zor bir yol diye yabancı karikatüristlerin Türk-Avrupa Birliği ilişkilerini belirten sergisi ki orada çok şey oldu. Fransa'nın en meşhur karikatüristleri Plantu uzun müddet biliyorsun Le Monde gazetesinin karikatüristiydi. Pancho vesaire iştirak ettiler. Bu arada diğer belki diyeceksin yahu bu Türk sanatını belirten sergiler olmadı mı? Elbette oldu. Geleneksel Türk sanatları Ebru, rahmetli Mustafa Düzgünman'ın sergisi, Feride Dayancı'nın sergisi, sonra kahve kültürü sergisi, hamam kültürü sergisi, nazar boncuğu, Türk baharatı bu Raspay'daki üniversitede salonlarında yapıldı. Cam altı resim sanatı, seramikte Nur içinde yatsın Sıtkı Olçar'ın ki kendisi daha sonra Japonya'da sergiler açmıştı. Türk sinemasını tanıtmak için de bundan 4 sene önce her ay bir Türk filmi de gösterdik de yine merkezimizde. Evet. Evet, şimdi derneğin kaç üyesi var Doktor Bey? Derneğin 350-400 üyesi var ama sempatizanlarıyla beraber 2000'e yakın üyesi var diyelim. Bu dediğim 350-400 ödeyen fakat bütün derneklerde olduğu gibi ödemeyip de derneğin bütün faaliyetlerini izleyenler var tabii çok. İlk kurucusunuz ve 40 yıldır da başkanlığını yaptığınız için onu sormama gerek kalmadı Doktor Bey. Yönetim kurulunuz kaç kişiden oluşuyor? Yönetim kurulumuz 6 kişi. Evet.
Ama bu yönetim kurulunda ayrıca yönetim kuruluna bir nevi diyelim mi konseyi olarak da hocalarımız da iştirak ediyor kararları alırken. Tabii yönetim kurulunda değiller ama onların fikirlerini de alıyoruz. Toptan 10 kişi. Öğretmenlerin de fikirlerini alıyorsunuz. Evet, gelelim Doktor Bey, Fransa'da Türk-Fransa ilişkilerindeki Türk toplumunun sorunlarına. Türk toplumunun içinde bulunan biri olarak size göre Türk toplumunun Fransa'daki durumu nedir? Toplumun beklentileri nelerdir sizin düşüncenize göre? Şimdi sizin bu sualiniz oldukça çok buğutlu bir sual. Çünkü bunu iki kısımda değerlendirebiliriz. Birinci kısım şu sırada Fransa'daki Türk toplumunun durumu. İkinci problem de bu toplumun Fransız devletine karşı ve Türk devletine karşı ne istekleri nelerdir? İki kısmı ayıracağız. Şu sırada bildiğiniz gibi Fransa'da 720 bin resmi Türk var. Bunların yarısı Fransız şeyine geçmiş, tabiyetine geçmiş. Çünkü şimdi Almanya'da da çift tabiyet kanunu çıkmak üzere ama Fransa'da bu vardı. Bizim vatandaşlarımız uzun müddet tereddüt ettiler. Tereddüt ettiler. Şimdi bu diyeceksiniz, neden bunun üzerine ısrar ediyorsunuz? Biliyorsunuz bütün ülkelerde siyasilerin dikkat ettikleri oy kapasitesidir, oy potansiyelidir. Çünkü bu oy potansiyeli yüksek olmadıkça siz istediğiniz kadar bağırın hakkımı ver diye hiçbir şey alamazsınız. O bakımdan Ermeni toplumunun bize karşı, bizim toplumumuza karşı diyelim ağırlığı o yüzden. Şimdi burada bir, şu sırada toplumumuzun maalesef son çıkan Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporlarına göre Fransa'da bulunan 9 yabancı toplum arasında lise mezunu orantısı en az olan maalesef Türk toplumu, en çok olan da Çin toplumu. Aynı zamanda yüksek tahsil problemine gelince maalesef %12, %15'te kalıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunun şimdi problemi ne? Fransa'da gençlerin diyelim yine tabii bu değişiyor döneler. Fransız gençlerinin işsizlik oranı 6,25 iken bizimkileri %18. Yani şimdi yine bir noktaya basmak istiyorum. Yine bizim toplumumuzla ilgili maalesef eğitim bakımından çok gerideyiz. Gençlerimizin %50'sinden fazlası inşaat sektöründe amele olarak çalışıyor. Çünkü maalesef onu sonunda da zaten takdim edeceğim. Şimdiye kadar vatandaşlarımızın düşüncesi Avrupa'ya gidip para kazanmaktı. Ve burada ikinci, üçüncü kuşak da gençleri okutup ne olacak? Bir an evvel hayatını kazansın problemi. Böylece gençlerimizin okutulmasına önem vermiyoruz. Aileler önem vermiyor. Okuma derecemiz bu, tahsil derecemiz bu. Şimdi bu durumda Türk toplumunun da tabii objektif, Türk toplumunun gerek Türk toplumunun hep tekrarladığım gibi ana vatanla gönül bağına evet, göbek bağına hayır. Yani Türk toplumunun okuma derecesini yükseltmekle kaliteli insan yetiştirerek Fransa'da
söz sahibi olmak icabında diğer Almanya ve Belçika'da olduğu gibi Fransa'da siyasi idareye de ortak olmak lazım. Evet. Ve bütün bunları dedikten sonra artık Avrupa'yı yalnız Avrupa'ya çıkış, Fransa'ya geliş yalnız para kazanmak değil, aynı zamanda kültürümüzü geliştirmek, bu kültürle paralel şey uzatmak. Burada Türk toplumunun önce Türkiye'den bekledikleri, burada bir konuyu çünkü sık sık mesleğim icabı insanlarla temastayım. Burada şu sırada askerlik parası çok yüksek. 4200 zannediyorum, belki de 4500. Şimdi burada bir anlaşmazlık durumu var. Şöyle ki bir taraftan bulunduğumuz ülkede lobicilik yapmak istiyoruz. Bunun için gençlerin iyi yetişmesi lazım ve ana vatanla diyelim gönül bağlarını koparmamaları lazım. Ancak bu fiyatla bir kısım gençler diyorlar neden bu fiyatı verelim? Çünkü bu fiyatı vererek ne kazanıyoruz? Eğer Türkiye'de bir miras problemi, bir varlık problemi yoksa bu gençlerin çoğu bu parayı vermekten vazgeçiyor. Böylece bu gençlerin Türkiye ile gönül bağları da kopmuş oluyor. O bakımdan bu sembolik olarak bir zamanlar 1000 euroya inmişti. Tekrar 1000 euroya gidip hiç bu gençlerin işini gücünü bırakıp 3 aylığına bilmem ne zaten o kalktı. 1000 euroya verip bu gönül bağını muhafaza etmelerini etmeleri iyi olur diyorum. Ayrıca Türkiye ile toplumumuzun ilişkilerini yalnız diyelim cami indirgesine indirmemek lazım. Elbette dinsiz millet olmaz. Elbette dinimize sahip çıkacağız. Ancak bu tamamıyla herkesin Allah'la olan bağlantısına, inancına bağlı olan bir problem. Bunu burada bilhassa şu sırada bütün Avrupa'da esen İslamofobi rüzgarlarına karşı daha dikkatli olmamız lazım. Bu İslamofobi rüzgarlarının Türkofobi rüzgarına dönmemesi için. Kitapları göstereyim. Kitapları da göstereyim. Önce Türk-Fransız ilişkileri, Türkçe baskısı, Fransızca baskısı. Çok güzel. Ondan sonra benim resim koleksiyonumu belirten kitap. Ondan sonra yaptığımız sempozyumun bildirilerini içeren kitap. Ondan sonra yine Le Peintre Turc de Paris Ajeyf'le yaptığımız serginin kataloğu. Evet doktor bey, çok teşekkür ederim. Büyük bir bilgi birikimi, bunu aktardınız gelecekteki nesiller için. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Size başarılar diliyorum. Daha yeni yeni projeler bekliyoruz. Sayın Doktor Onger. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok uzun olmamıştır. Her şey için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ve Fransa'daki sivil toplum örgütü olarak 40 seneden en eski ve en uzun çalışmalarını devam ettiren dernekle bu çalışmaları başlattığınız için.